Merhaba değerli dostlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Resident Evil Revelation 2'nin yeni bir bölümüyle tekrar birlikteyiz. Geçen bölüm bu üst vinç mi ne diyeyim artık, böyle bir platformda kalmıştık. Natalia ile beraber gidiyorduk. Alex de kendini vurmuştu. Anında şaşırdım ya, neler oldu, ilginç. Evet değerli dostlar, bana destek olmak için abone olabilir, videoları beğenebilir, yorum yazabilirsiniz. Hatta Patreon isimli siteden de destek olabilirsiniz. Ama en büyük desteğiniz tabii ki videoları izlemeniz ve burada olmanız. Şimdi devam edelim bakalım. Bu biraz karışık. Ha, üst tarafta vardı. Şimdi bir karşıya geçiyoruz, bir buraya geçiyoruz. Bir karşıya geçiyoruz, bir buraya geçiyoruz. Üstten gidiyoruz falan. Bir garip bulmacalı bir yerdi. Şimdi Natalia'yı şöyle alalım. Tatlım sen buraya gel. Biraz daha gel. Bir şey ayarlayamamıştık. Natalia aşağı düşmüştü. Şimdi Natalia'yı buraya getirelim. Bas Natalia'cığım. Amcam da gitsin oraya. Burada ekip halinde hareket etmemiz lazım. Ya işte bak, şu şeye gıcık oluyorum ya. Kızım dönsene o tarafa. Yukarı mı çıkacaktık? Nasıl yapacaktık? Buraya gelmiştik. Burada bir şey yok. Yukarı çıkacağız. Natalie... Ha, biz yukarı çıkacağız. Sonra Natalie mi gelecek? Bir şeyler oluyordu ama unuttum ya. Bir çıkalım bakalım. Evet, çıkalım yukarıya. Şimdi... Ha, buradan beraber karşıya geçeceğiz. Yok. Buraya kadar gelebiliyoruz zaten. Aslında oradan da Natalie geçebilirmiş karşıya. Oradan oraya geçeceğiz. Ve boşuna mı çıktık yoksa? Bakayım bir şöyle. He tamam, buradan mecbur. Natalie şimdi şey yapsın, karşıya geçsin. Diyeceğim ama nasıl geçecek karşıya? Ha, şuradan çekecektik, doğru. Ha, çekti onu, tamam. Dayı bu tarafa geldi. Tamam, Natalie şimdi geçsin karşıya. Natalie buraya geçsin. Dayı sen aşağı in. Tamam, geç bakalım. Natalie nerede? Onda. Ay. Tamam. Kutuyu açmak için Natalie'yi karşıya gönderelim. Kutunda ne hissediyorsun Natalie? Büyük mü hissediyorsun? Bak bakalım. Ha, Natalie bakamıyor ki buna. Taş yok, taş. Natalie gönder şeyi, amcan gelsin. Burada geçen öldüğümüzde çok basit bir şey oldu yani. Şöyle Natalie'yi tam oturtamadık şu platforma. Tak diye gitti kız. Aşağıya çığlık çığlığa gitti. Aha bak, burada bir şey var. Bak bakayım. Anne ne o? Tabanca mevzi. Şey alsın, amcan alsın. Sen gel. Bu arada değerli dostlar, PlayStation aldık. Instagram'da da anket yapmıştım. Beni Instagram'da da takip edin değerli dostlar. Yani etmek istiyorsanız dedim tabi. Bu da aslında biraz garip oluyor. Beni takip edin lan, bırakmayın beni. Ne olur beni takip. Yani etmek istiyorsan takip et tabii ki, ama ben yine söyleyeyim. Beni takip ederseniz eğer oradan duyuruları, Twitter'dan da duyuruları daha kolay ulaşabilirsiniz. Çünkü daha kanalımız yeterli abone sayısına ulaşmadığı için topluluk bildirimleri yapamıyorum size. Onun için mesela yeni bir oyun oynayacaksak veya hangi oyunu oynayalım gibi anketleri Twitter veya Instagram gibi sosyal medya hesaplarından yapıyorum. Sizler de
bu yeni oyunlardan işte oynayacağımız zaman veya Twitch'te canlı yayın denemeleri yapıyorum şu an. İnternetimiz az olsa da, yani güçlü olmasa da, altyapısı olmadığı için Türk Telekom'un, altyapı da yapmadığı için. Şu an 0.98 megabitte yükleme hızımız var ve biz de 360p falan yayın yapıyoruz. Bazı oyunlarda belki idare ediyor ama genelde çok kötü tabii ki etmiyor. Evet, dediğim gibi eğer takip ederseniz yeni oynayacağımız oyunları orada bizimle beraber öğrenebilir. Siz de ankette katılabilir, fikrini de belirtebilirsiniz. Böylece haberdar olursunuz yani. Örümcek Adam, işte anket yaptık. Shadow of the Tomb Raider mı oynayalım yoksa Örümcek? Evet, yüksek derecelerinden tercihim. Aynen, reis. Burası neresiydi? Neyse, anketi yaptık. Dedik Örümcek Adam mı, Tomb Raider mı? Örümcek Adam da herkes karar kıldı. Takipçilerim, orada takip eden değerli dostlarım. Biz de, aha şurada bir yaratık var da bana onu nasıl vurayım? Sonra vurayım onu, dur. Almost there, honey. You gonna make it? I'm trying. Deniyor kız. Bu ne? Falan filan. Yani okumaya çalışayım da. Operation'ın ikinci haftası. Program raporu diyor. Bir kişi ölmüş. Quantumet 155 bir şeyler tamamlanmış. Ölüm nedeni while victim was working on the top crane, another worker falan filan. Şişe mişe geldi diyor. Çok içtik diyor. Kafayı bulunca diyor bir tanesi diyor öldü diyor. Şunu bir vurayım ben ya. Bu zaten de yani. Bu kız şimdi binsin mi? Binecek mi kız? Kızım sen in şimdi burada. Aha. Vay. Bu ne? Bir dakika, bu ne ya? Buraya niye gelmiş bu ayak izleri? Korktum bak şimdi. Gönder bakayım şu karşı şunu. Burada kalıyor kendisi. Aha. Dur kanki, ben yukarı çıkmam lazım. Oradan merdiveni indireceğiz. Bak neler oluyor orada, görüyor musun? Oradan geçeceğiz, tamam. Nasıl yapacağız şimdi? Natalie buraya gelsin. Nereye gidiyorsun? Evet. Yukarı çık, yukarı çık. Çık çık çık, geliyorlar. Yaratıklara bak ya.
Dayı kızı yiyecekler, dayı geliyorlar. Görüyor musun? Bak oraya kadar geldik. Hiçbir şey yoktu birden. Ama o da geldi bak. Ne bulmacalı bir yerde, oraya git, buraya git. Ay, bu kahveyi çeken de kötü görünüyor aslında ama bakıyorum. Geliyor mu kız? Aferin, gel. Şimdi bu taraftan gidelim, kutu var. Kutumuza bakalım ne var kutuda. Ha, gidemiyoruz, bu taraftan gideceğiz mecbur. Ben ne üç kağıtçısınız yani. Şu oturarak hareket edelim de çok hızlı gidiyor. Kız yetişemeyecek sonra. Gerçi oturunca da yetişemiyor. Aha. Sıkıntılı işler var. Gel, gel. Denk getiremiyoruz ki. Var mı başka reis? Bu da duruyor ama bir ateşleyeyim ben buna. Kalkar malkar. Boş la. Sanki böcek geliyormuş gibi duruyor. Natalie, bak bakayım tatlım var mı etrafta bir şey. Onu gördük, tamam. Orada da var. O nerede var ya? Allah Allah. Bunlar şimdi gelecek herhalde. Kapıyı açınca mı gelecekler? Ne yapacaklar? Boş şişe var Natalie, sen al da. Aha, Natalie de mi dolu lan? Lan dolu baya ya. Lan aktar. Aktaran içine dursun. There's something ahead. Be careful. Tamam, onu gördük de. Niye şimdi canlanmadın Atalicim? Neyse. Biraz temiz gibi gözüküyor şimdilik. Kontrol yapalım. İki tane şeyimiz var. Ne yoruldu ya? Bizde başka bir şey yok muydu? Bir tane pompalı gibi bir şey olsa güzel olurdu ha. Değerli dostlar, Natalie'nin yaratıkları görme şeyi var. Gücü, onun için onunla bakıyoruz ara sıra. Diğer bölümde Maria'nın şeyi gibi. Fener'le yaptığı gibi aslında. Gel. Çok uzak duruyorsun ama. Hı. Yeni açık alan. Natalie'nin kontrol. Parmakla gösterme, ayıp ama. Evet, burada bir yerden bir yaratık bir şey gelecek büyük ihtimalle ama. Aha, orada bir şey var. Natalya, sen bir taşı al bakalım. Bir tuğlayı al. Tuğlasız olmuyor.
Çünkü sana açtıramıyor o zaman bir şey. Sanki Natalya'da kan mı gözüküyor ya? Bir sargı bezi kullansa bu kız. Varat farbinden ne var? Kombin neyle kombin yapalım? Kombin başka oluyor mu? Olmuyor. Ya bir kullansın bu kız bunu ya. Ha kullanmıyormuş. Neyse. This must be the way into the mine. Barry, there's a facility down below. I think that's where we'll find her. Is your memory coming back? It's hard to describe. I don't remember this place, but it feels like I've been here. Well, it's okay. These things take time. Don't push yourself. Half a year of chasing scraps. I won't stop until I have all the answers. Durmayacak harbiden dayı. Çünkü kızı yani bir babadır sonuçta. Kızı için tabii ki durmaz. Oraya gidiş var mı acaba? Şimdi buraya geleceğiz de. Ne korkunç yerler ya. Yukarı çıkalım da şu tarafa bir bakabilir miyiz? Dostum ne var ne yok şurada. Aha bak. Alice ve topluyorum bak gene şeyleri. Rubileri, mobileri. Alice ve de benim takipçim, abonem hem de arkadaşım, dostum, kardeşim. Lan müzik güçlü gelmeye başladı ama. Yani bir sıkıntı olmasa bari. Burada ne var? Buraya girdik ama. Burada bir şey var. Burada pudra şey var. Barut var. Kasa var. Al. Duman tozu. Tek mermisi. Çok vermeye başladın gene. Hayırlısı bakalım. Oradan geldik zaten. Böyle gideceğiz. Şu yukarı çıkalım. Çıkamıyoruz. Çünkü karşıya atlamamız lazım Natalya'cığım. Ne uçuyor be Natalya'ya bak ya. Lan nerelere geldik ya. Güzel ama. Heyecanlı, sessiz, sakin, güvenli. Falan filan. Ha oraya nasıl geçeceğiz? Dur. Ha. Hemen kombin var mı? Yok. Şu bunu biz alalım bu tarafa aktaralım. Şu işi o tarafa aktarayım. Aktar. Aktar. Ya bayağı tüfek mermimiz de var ha. Burayı araştıralım. Ne dersin Natalie? Bak boş şey var orada. Natalie bir kontrol et. Bir şey yok gözüküyor. Natalie sen al. Amcan doluymuş. Hemen TL kombin yapalım. Ve kokulu kimyasal alkol kombin. Tamam. Sen gelmiyor musun? Going down. Aha aşağı gidiyoruz. Eyvah eyvah. Ne olacak aşağıda?
Aha, Alexa bak konuşmaya başladı gene. That's the She-Wesker, all right. Don't you worry. Together, we're stronger than her. Evet. Together, we strong to her. Ve altımı sıçtım. Bak Natalie'cim, bak tatlım, var mı buralarda bir şey? Ya sanki bir bitki değil de şey kullansak ya. Niye kullanamıyoruz onu? Natalie'cim gel bakalım, yavaş yavaş gidelim. Fare mi lan onlar? Müzikler hızlan iyi. Haritayı alalım. Maden haritası. Zehirli gazlar yakınlardaki fay hatlarından yayılmaktadır. Kısa süreli mağdur kalma sağlık riski teşkil etmektedir. Fakat uzun süreli maruz kalma nefes darlığına ve daha sonrasında muhtemel ölüme sonlanacaktır. Önleminizi alın diyor. Ne alayım, gaz maskini bulmam lazım bir yerde. Kapılar açılmıyorsunuz mu kapılar? Natalie'cim açılmıyor, gel. Şimdi silah ileri alınca, yok geriye doğru, evet. Geriye doğru yapınca şey alacağız. Natalie'cim bak tatlım. Yaratık maratık bir şeyler. Bu arada PlayStation almanın hem dezavantajı hem avantajı var. Küçücük bir kutu anlatayım. Avantajı sadece oyun oynamak için güzel. Yani bir bilgisayar alsan şimdi, almaya çalışsak oyun bilgisayarı. Yani böyle iyi bir şey tabii yani. Uzun süre idare edecek. Hem de biz şimdi inşaat işleriyle falan da uğraşıyoruz. Proje çiziyoruz. Render falan da yapıyoruz. Bu işleri de yapabilecek bir bilgisayar almak için bize 10.000 TL lazım en az. E 10.000 TL almak için ne yapacaksın? Gas. You better stay here, sweetie. No way. I'm going with you. O da gelecek. Are you sure you're up to it? Gaz var. Hadi bakalım, şişe gibi bir yerden geçiyoruz. Neyse, bunu da söyleyeyim de öyle devam edelim. PlayStation almak iyi, sadece oyun için, yayıncılık için falan. Twitch'te de direkt yayın yapabiliyorsunuz. Geçen deneme de yaptım. Twitch'ten de takip edebilirsiniz beni. Edin yani, lütfen beni edin, takip edin. Biri beni takip mi ediyor falan oluyorum arada ama kimse takip etmiyor tabii. Lan bunlar... Ölü mü lan? Belli olmaz zaten bunlar. Atari sen bak. Şurada var, evet şurada var. Orası dolu. Hold your breath as long as you can. You don't want this crap in your lungs. Okay. Ya kız gel. Heh. Makineleri aldım, ne olur ne olmaz vallahi. Kalabalık burası. Gel kız. Just stay there. I'm sorry. Follow me. I'm sorry. Oğlum niye biriniz gidiyor, biriniz içeri geliyor lan? Oo, dolu lan dolu. Yaratık var oğlum orada. Sporu çok fena sıçtık gibi geliyor bana. Aynı yere mi geldik yoksa? Yo. There's something ahead. Be
careful. Bunlar bir an canlanacak ama. Nerelere geldik ya? Burada adam ölmüş. Bu taraftan, bu taraftan. O benden önce gidiyor bak. Dezavantajlarından birisi şey mesela. Ne diyorsun kız? Öleceğiz, öleceğiz. Bir yere kaçmamız lazım. Çok. Ha, öldük. Öldük la, öldük la. Please careful, yani dikkatli ol lütfen dedi ama sıçtık. You are there. Tekrar. Tekrar açacağız şimdi. Her şeyde tekrar önemlidir. Mesela araba kullanmayı öğrenirken, İşte yeni bir dil öğrenirken, her şeyi öğrenirken tekrar, bol tekrar. Evet değerli dostlar, burada bitiriyoruz oyunumuzu, bu bölümünü. Yani ben o gaz olayını sallamamıştım pek, notları pek sallamıyordum. Demek ki sallamak lazımmış. PlayStation'ın dezavantajlarının bir tanesi de oyunların çok pahalı olması ama çok güzeller. Onun için oyun sponsoru bulmam lazım. Oyun sponsoru bulursam, mesela bazı aylar iki tane oyun çıkıyor. Şimdi Örümcek Adam'ı oynayacağız. İşte Tomb Raider'da oynamak istiyoruz mesela diyelim. 300-300-600 lira. Yuh, bu ne? Ama Avrupa'da yaşıyor olsaydık 60 Euro'dan 60 Euro 60 Euro. Yani 10 tane oyun alabiliyoruz. Burada 2 tane oyun aldım mı maaşın 3'te 1'ini, değil mi? 6 kere 3 18 oluyor. Hatta daha fazlasını veriyorsun. Neyse değerli dostlar, görüşürüz. Ne olacak acaba?